Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koçluğunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendisi Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Günlükleri serisinin bir diğer gününde hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aslı'nın odasına konuk olacağız. Ama önce kimler neler çalışmış ona bakalım. Aslı'dan başlayalım. Aslı Gül'den Hangi odasından. ben bugün 8 saat çalıştım. Ay şey 9, 10 saat çalıştım ne 8'e. Oğlum çok kafam karıştı. Yani bu gün içerisinde 8 çalıştım ama dün akşam 2 saat çalıştım. O yüzden onu da ekliyorum. Toplamda 210 soru çözdüm. Dün akşam sindirim sistemi bitirdim. Bugün ise yani gün içinde geometri paragraf problem dışında mat 1 çalıştım. Mat 1'de birinci dereceden eşitsizlikler çözdüm. Mat 2 çalıştım daha sonrasında da. Orada da ikinci dereceden denklemler çözdüm. Bu kadar. Güzel. Sıla. Merhaba, 12. sınıfım. Mimarlık istiyorum. Bugün 12 saat çalıştım ben de. Öyle. Güzel. Emirhan. Ben bugün 11 saat çalıştım. 370'te soru çözdüm. Noktalama işaretleri testlerini bitirdim. Geometriden üçgende eşlik ve benzerlik, paragraf problem. Servet-ı Fünun'la milli edebiyat romanı, tarihten de milli mücadele. Güzel. Asya. Ben bugün kendi rekorumu kırarak 12 saat çalıştım. Problem çözdüm. Biyolojiden duyu organları çalıştım. Geometriden açıortay çalıştım. Mat 2'den de limit ve türev çalıştım. Biraz da türevden konu çalıştım. 280 soru çözdüm. Nice. Ilgın. Ezgi'yi Abi Ezgi'yi söylemediniz mi? Ezgi kaç saat çalışmış? 8 saat 25 dakika. Peki. Ilgın. Abi ben bugün bazı teknik aksaklıklar yüzünden 6,5 saat çalışabildim. Ne gibi Toplam 28 soru çözdüm. teknik aksaklıklar onlar? Uyuyakalma gibi. Bayağı teknik Sabah geldim gerçekten. yayına. Bu sanki teknik değil de biyolojik bir aslında aksaklık gibi sanki. Teknik olarak düşünelim onu. Evet. Şey ya, sabah geldim de işte bir şeyler oldu valla. Ama çalıştım. Ve de videodan sonra devam edeceğim. Şey, cümle ögeleri testlerini bitirdim. Biyolojiden yani dün çalıştığım konuların testlerini bitirdim. Gelişmenin sorularını bitirdim. Matematikten türev çözdüm. Fizikten nitelik momentum konu çalıştım. Ve devam edeceğim. İnşallah devam edersin. Evet, Sude. Merhaba herkese. 11. sınıfım. Hedefim ilk 10.000. Bugün 7 saat çalışabildim. 346'ta soru çözdüm. Sınav takvimi yayınlandı. O yüzden artık o konuda sınav konularını çalışmaya başladım. Trigonometri, endokrin, sinir sistemi, duyu organları, paragraf problem çözdüm zaten. Bir de modern kimya teorisi çalıştım. Bugün bayağı az çalışmışsın Sude diğer günlere göre. Sabah doktora gittim de o yüzden geç başladım. Ha, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aslı. Ben de bugün 7 saat çalıştım. Konu olarak da fizikten madde ve özellikleri de dayanıklılık, adezyon, korozyon ve geometriden de üçgende açılar çalıştım. 168 soru çözdüm. Güzel. Herkese Begüm. merhaba. Ben bugün 14 saat 38 dakika çalıştım. Konu olarak da ek fiil, fiilimsi çalıştım Türkçe'den. Matematikten full polinomlara başladım ve bitirdim. Biyolojiden meiyoz, kalıtım, eşelli ve eşelsiz üreme çalıştım. Tarih, coğrafya ve felsefeden de kalan testlerim vardı. Full onları hallettim. Bir de 500 soru çözdüm. Onu söylemedim galiba. Güzel, güzel, güzel. Gayet iyi. Dilara. Ben bugün 7 saat çalışabildim. Biraz biyolojiden, sistemlerden son kaldığım şeyleri tekrar etmiştim. Fizikten düzgün çembersel hareket ve işte arkasındaki açısal momentum falan öyle şeylere baktım, tekrar ettim. 150 de soru çözdüm bu arada. Başka ne yaptım? Türevin konusuna başladım. Bir de kimyasal dengenin konusuna çalıştım. Öyle. Berna, hoş geldin. Hoş buldum.
Ben bugün 9 saat çalıştım. Hı hı. 302 soru çözdüm. Önce sen kimsin bir onu anlat istersen. Ben Züleyha Berna Çiftçi 8. sınıfım. Hı hı. Kaç saat çalıştın? 9 saat çalıştım. 302 soru çözdüm. Tamam, süper. Güzel. Buse? Ben de bugün 12 saat 29 dakika çalıştım. Basit harmonik hareket çalıştım. Ağırlık merkezi, basit makine, dayanıklılık çalıştım fizik adına. Sonra Türkçeden anlatım bozukluğu çalıştım. Biraz problem çözdüm ve matematik denemesi çözdüm. Canlıların ortak özelliklerini çözdüm. Biyolojiyi baştan başladım. Bir de geometriden de paralel kenar çalıştım. Kaç? Güzel. Güzel, güzel. Ekin de bugün yokmuş, çok hastaymış. Kaç saat çalışmış? Çalışmamış, çok hastaymış. Tamam, detay o zaman vermeyeyim ama. Ekin'in yerine 5 saat yazın. Atakan? Ben bugün sohbette yapın. Adını unuttuğum konu kaldırma kuvveti. Ha, protein sentezi çalıştım bir de. Toplam hani 250 soru falan etmiştir. Bir de 8 saat 40 dakika çalıştım. Güzel. Salih? Merhabalar. Ben yine dün gibi sabah uyanır uyanmaz dil bilgisi denemesi çözdüm bir karma olarak. Ondan sonra dizlere çalıştım, paragraf çözdüm. Edebiyat çalıştım, tarih çalıştım. Bir de işte TET matematik demo bölüm denemesi çözdüm böyle bir kendimi şey yapayım diye. Ondan sonra Ebo ve Kop çalıştım tekrar olsun diye. Bu şekilde bir yayından sonra da bir yaş problemlerine bir daha bakacağım. Öyle. Güzel. Sanki bugün herkes iyi çalışmış gibi ya. Değil mi? Nimet? Abi şey ben bugün trigonometri 2 çalıştım. Geometriden eşliği bitirdim sonunda. Bir de şey çözdüm. Problem çözdüm. Ya benim bugün aslında şeydi 6 saat olacaktı da biraz dakikam eksik kaldı. Ama dün teneffüste çalıştıklarımı sayarsak 6 saat. Yoksa 5 saat 40 dakika. 5 saat 40 dakika olsun. Şeval? Merhaba. Ben bugün paragraf dışında çok fazla matematik çalıştım. Problem çözdüm. Bir de matematikten karışık sorular çözdüm. EBAPOEGOK falan. Matiki'den de polinom ikinci dereceden eşitsizlik, ikinci dereceden denklemler falan oradan da karışık soru çözdüm. Bir de biyoloji çalıştım. Biyolojide de ekoloji tekrar ettim. Öyle. Çok iyi. Sabah... Kaç saat dedi? 9:30. Sabah 6'da herkes buradaydı ya. Bant yayını zannetmişler. Hayır arkadaşlar, bant yayını değildi. Herkes cidden buradaydı ve sabah 6'da çalışıyorlardı. Ben de şaşırdım. Bir açtım yayında 4 kişi, 5 kişi var. Bir anda arttı falan. Mutlu oldum. Yani bant yayını değildi. Evet, bugün herkes bayağı iyi çalışmış bence. Güzel. Bugünün ortalamasını beğendim. Bugünün kaybedeni kim Aslı? Hangi grup? Abi Salih bir daha kaç saat çalıştığını söylerse. 13 saat çalıştım. 13. Hı hı. Bugünün kaybedeni Atakan, Salih, Nimet, Hülya. Yine mi? Nasıl kaybediyoruz ya? Sen az çalıştığın için olabilir mi? 30 milyarda yok ya. Ondan. Kazananı da Ezgi, Aslı, Emirhan, Sıla. Bir şey diyeceğim. Bunlar nasıl kazanıp duruyor ya? 1 saatte kazandılar abi. Oha. Vallahi sürekli kazanıyorlar ya. Ben ne bileyim, diğer gruplar daha iyi duruyordu sanki ama demek ki çalışıyorlar ya. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Aynı oranda çalışıyoruz çünkü. Evet. Gayet iyisiniz. Süpersiniz. Evet. Şimdi bugünkü konuk olacağımız odaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün Aslı'nın odasına konuk oluyoruz. Evet Aslı. Kapıdan mı başlıyoruz yine? Evet. Nereden başlamak istiyorsan başlayabiliriz. Niye ters dönmüyor şu an? Kapattım yanlışlıkla. Çünkü. Seni şu an büyük yaptım döndü arada. Döndü mü? Evet döndü. Tamam. Şimdi burada kapı var. Direkt buradan giriyoruz. Senin odanın burada içinde annenginin odasına açılan bir kapı yok değil mi? Hayır yok ya. Salih. Burada yıllardır asılmayı bekleyen bir ayna var. Yıllardır ama 3 yıldır bu böyle.
Ya asılmasına gerek yok ama ortalasan daha iyi durabilir sanki orada. Ortalayıp hani çekmeceli ortalasan şifonyerle. Şu an ben böyle bir garip oldum. Böyle bir tüylerim diken diken oldu. Metin hastaları bunu beğenmedi. Aslı lütfen onu ortalar mısın? Ay dur düşünmeyeyim şimdi. Şimdi cam kırılıyormuş, tamam. Düşüyormuş. İyi tamam. Mi? Evet, daha iyi. Teşekkür. Aa, priz gözükmesin diye yapmışsın sanırım. Yo, o tarafa doğru koymuşum. Prizin de önemi yok benim için. Peki. Burada boş kutular ve asla barışamadığım pilates matım var. Peki. Dolap. Bakın çocukluğum. Aa, ne kadar güzel. Süper, hepsini göster. Hepsini göstermeyeyim abi ya. Tamam, hepsini gösterme hadi. Burada tablolar var bunların. No smoking. Sigara mı içiyorsun? Hayır, içsem orada mı olur? Hayır işte yani sigara içiyorsun da bırakmaya çalıştığında onu kendini hatırlatmak için oraya mı astın diye bir mantık yürüttüm ama. Saçma. Yok. İyi de o işler öyle olmuyor işte. Bunlardan hiç memnun değilim. Çıkartmaya çalıştım ama duvar da geldi. Ha. Almayın. Burada peki. Şifonyer falan var işte. Ha. Nevresi mi? Nevresi mi bayağı güzel. Burada kitaplar var. Aslında burada bir dolap vardı ama depremden korktum. Çok yer kaplıyordu bir de. Burası da çalışma masam. Siz vardınız diyecektim ama kapatmış Kemal abi. Öyle yani. Evet. Bu kadardı. Güzel. Bu tarafta da bir şey yok zaten. Boş. Şu şey ne? Soldaki siyah şey ne? Ha bu şey doğalgaz sobası. Doğalgaz orada sobası. Da petek var ama bu bilmiyor musun abi bunu? Bunu nasıl bilmezsin ya? Bilmiyorum, ilk defa gördüm şu an. Doğalgaz sobası işte. Doğalgaz böyle sobası şey. Ne ya? Burada doğalgaz. Doğalgazla çalışıyor abi. Hayır, doğalgazla çalışıyor da petek yani sonradan alıyorsun. Petek gibi nasıl? Petek gibi düşün ama burada böyle yani. Petek gibi bir şey. Hayır şey evin kendiliğinden mi var yoksa siz mi aldınız? Hayır. Nasıl bağlıyorsun ona doğalgazı? Nasıl takıyorsun biraz? Burada şey var, vana var. Yine aynı doğalgaz gidiyor burada. Gözüküyor mu bana? Doğalgazın vanası bir şey var yine orada. Sıkıyor, niye öyle? Perdeyi çeksen daha güzel. Nasıl ya? Mesela onu yatağın yanına takmak istesen ne olacak? Abi yatağın yanına takamıyorsun çünkü bak bu arkada boru gibi bir şey var. Arkaya priz gözüktü. Arkadan oo. Gidiyorsun ya. Dışarıda cama doğru olması gerekiyor. Buradan böyle. O zaman o her eve takılmaz değil mi? Ya takılıyor aslında. Hani doğalgaz olan cama yakın olan her yere takılıyor. Siz orayı sonra kendiniz şey yaptınız, deldiniz falan. Öyle boruya mı abi, taktınız? Delik var kocaman, görmüyorum. Aynen abi. Buranın altı şey, balkon benim odamın altı. Orası balkon olduğu için de burası çok ıslanıyor. Bu arkası kararıyor falan diye bunu taktırmışlar. Peki, bu tarz şey olmasın peki neden, diye. Peki neden kaloriferi kullanmıyorsunuz da bunu kullanıyorsunuz? Bu önceden takılmış. Petekler sonradan olmuş. Hani doğalgaz sonradan gelmiş. Anlamadım ya. Doğalgaz sonradan geldiyse doğalgaz. Neden doğalgaz sobası var? Doğalgaz varmış. Doğalgaz sonradan gelmiş. Hayır. Yanlış bir tabir oldu. Doğalgaz varmış. Kalorifer sonradan gelmiş. Aynen öyle bir şey olmuş işte. Anladım. O yanlış oldu evet. Bir şey doğalgazla şey çalışıyor yani. Doğalgaz sonradan gelmiş deyince. Tamam güzel. Ya, ama işte abi öyle bir şeyler. Ben Karadenizliyim aslında. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde söylemen lazım. Tamam, özür dilerim. Bir açsana. Çalıştırsana. He aynen. Patlıyormuş Aslı, ölüyormuş Allah korusun yayında. Ya. Atakan var ya. Seni evet. Çok zor çalıştırıyor ya. Evet. Bir de açıklığını da soğukluyla o kadar Allah artık. Bugünün kazanını tebrik ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bugün de sonuna geldik. Ne yapıyorlar? Kazandılar. Bugün Sıla, Aslı, Emirhan, Ezgi kazandı. Doğru mu şimdi? Kaçıncı? Bakalım kim kaybetti. Üçüncü kez kazandılar değil mi? Evet, haftanın birincisiyiz. Kesin. Hayır, daha kesinleşmedi. Daha kesinleşmedi. Abi neyse. Bence kesinleşti abi, ama. Abi gördüğünüz ama tabii yine de sen bilirsin. Yalnız yatağın çok büyük demişler Aslı. Evet ya. Evet öyle. Neyse.
Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videoyu da beğenirseniz veya işte beğenmediyseniz de dislike atarsanız yine seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.